Herkese merhabalar. Bugün size leş gibi bir akvaryum videosu hazırladım arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta 10 gündür yoktum. Görevim dolayısıyla bilen arkadaşlar var. Memleketin her köşesi, Türk bayrağının dalgalandığı her yer bizim görev yerimiz. Akvaryuma hiçbir şekilde bakamadım. Bakacak arkadaşım da yoktu. Protein toplayıcıyı görüyorsunuz. İçinde birkaç bir şey birikmiş. Ama beklediğimden daha az. O da şöyle. Normalde bunun yarısına kadar dolmasını umuyordum. Hava motorunu astığım yerdeki çividen kurtulmuş ve hortum sıkışmış arkadaşlar. Dolayısıyla protein toplayıcı tam performansıyla çalışamamış. Allah korumuş diyelim, bir hafta 10 günlük süreçte balıkları kaybedebilirdim. Ama neyse ki keyifler yerinde. Bayağı bir yosunlanma olmuş akvaryumda. Akıntı da tabii ister istemez etken. Aydınlatma ayarlamıştım ama herhalde ufak bir elektrik kesintisi oldu. Timer'ın saat ayarı da değişmiş. Temizlik yapmadan önce size biraz yemle ilgili bilgi vermek istiyorum. Deniz akvaryumlarında balıklara ne kadar yem atılacağı ve hangi yemin kullanılacağı hep bir soru işaretidir. Yemle ilgili de üstadların tavsiyesi hep şu yönde. Balıklarınızın bitirebileceği kadar yem atın ki yem aşağıya kuma düşmesin. Böyle tavsiye edilir. İçerdiği kimyasal maddeler sebebiyle balıklarınızın bitiremediği yemler akvaryumunuzun içindeki doğal dengenin bozulmasına sebep oluyor. Bu sebeple az miktarda yemlemek en uygunu. Bakın gördüğünüz üzere yemi bitirdiler. En sağlıklısının bu şekilde olduğu söylenir arkadaşlar. Biraz daha ilave yaptığım zaman onları da yiyeceklerdir. Bu arada küçük bir flower anemonum var, görüyorsunuz. O da kirli suyu biraz sever. Gayet iyi durumda. Akvaryumda beslediğiniz balığınızın cinsi de çok önemli. Bakın mesela mushroomlar var. Bayağı kendine gelmişler, bol bol güneş ışığıyla ve akvaryumun kirliliği onlara yaramış açıkçası biraz. Tank tarzı balık besleyen arkadaşlar mümkün olduğunca nori yosunu tavsiye ediliyor. Nori yosunu bulmak çok kolay aslında. Bilmeyen arkadaşlarımız var. Büyük marketlerde, metroda mesela ben alıyorum büyük akvaryumdaki tankler için. Normalde sushi yapımında kullanılan, sushi sarmak için kullanılan bir yosun arkadaşlar bu. Metro markette fiyatı çok uygun. Onu kullanabilirsiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Onun haricinde genel anlamda ben kuru yem kullanıyorum. Diğer akvaryumda mercan besleme videosunda anlatmıştım. Karides falan da kullanıyorum ve plankton kullanıyorum mercanlar için. Balıklar için de karışımlı hazırlanan ev yapımı mamalar var. Onları da son derece faydalı değerlendirebilirsiniz. Temizliği yapmış halimizle artık balıklarımızı huzurlu uyumaya bırakabiliriz. Teşekkürler, görüşmek üzere.